Parle bu Fransa ya. Bilemek, ne bu? Bilemek, şey. Okay, no comment. Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Geçen haftayı ve gelecek haftaya yine konu başlıklarıyla değerlendireceğiz, göz atacağız. Murat Fırat'ın değerlendirdiği gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çift maç haftasından sonra tabii tempo biraz düştü. Yani Euroleague'de 2 gün maç izledik. Yani Darüşşafaka'yı hariç tutarak iyi bir hafta geçirdik elbette. Ama yani siz neler söylersiniz? Perşembe, cuma günü nasıl geçirdiniz? Valla bu maçı ederek geçirdik. Yani sen başka bir şey yapmadın herhalde. Yok, mutfak mesela. Girmedim mesela mutfaya. İyi. Maçları seyrettim. Evet, aynen. Bekliyorum seni. Yani Fenerbahçe ve Anadolu Efes çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Evet. Dur bir dakika, nazar da var. Var mı? Devamlı patlıcan çıkıyor önüme. Ben de olmasın. Ha, sen de galiba, evet. Nazar değmesin. Güzel. Tamam. Barcelona deplasmanında Fenerbahçe kazandı. Efes'te Baskonya'yı içeride yendi. Tabii bu hafta Real Madrid'de oynayacak Efes. Ergin Ataman çok iddialı bir açıklama yapmıştı. İki maçı da kazanacağız diye. Fenerbahçe ile başlayalım. Zaten önceki programda da aslında buna benzer konuşmuştuk Guduric özelinde. Ama Fenerbahçe'de daralan rotasyonla birlikte geçen seneye göre daha iyi bir takım gibi gözüküyor aslında. Kadroda kısa oyuncu rotasyonu daralmasına rağmen. Şu an için belki söylemek doğru değil çünkü hani Spurs iyi gitmiyor ama iyi gittiği bir dönemdeki Spurs tarzı bir galibiyet aldı aslında Fenerbahçe. Yani oyuncular değişiyor, kendi içinde sirkülasyon var ama düzen baki. Evet, yani en iyi Fenerbahçe takımı mı demek için bence biraz daha erken. Geçen seneki takım da 11 deplasman maçı kazanmıştı. Evet. Ondan önceki takım ki bir sürü sakatlık yaşadı, 7 deplasman maçı kazanmıştı. Ondan önce yine 7, ondan önce 9. Yani gerçi bu yeni düzende 11 çok önemli bir rakam. Çünkü o eskilere baktığımız zaman işte 2014-15'te Turo'yu yenmişsin, Novograd'ı yenmişsin. Yani o tür takımlar, bir sezon önce Budivelnik, Nanter... Evet. Görmediğimiz takımlar bu öyle değil. Geçen seneki 11 deplasman galibiyeti önemliydi. Şimdi bu takımı geçmişlerle mukayese etmek için bir kere tam herkesin uyumlu halini görmemiz lazım. Yani Eric Green hala arayış içinde. Son 3 maç izlediğimiz Guduric devam edecek mi? Hakikaten o dev adımı attı mı? Çünkü son maç bence... Transfer edilirken Obradovic'le Gerardini'nin kafasındaki Guduric'e en yakın Guduric'ti. Asist yaptı, rebound aldı, top çaldı, yüksek yüzdeyle oynadı. Ya bence şu anda Fenerbahçe'nin iki tane oyuncusu verimlilikte üst seviyede. Bir Olympiakos maçını Wesley'siz kazandı. Bir de son maçı Slukas'sız kazandı. Bence bunun esas nedeni ve geçmiş takımlarla mukayese etmek bence biraz haksızlık da olabilir. Melih Mahmudoğlu ile başlayarak ki o da yoktu son maçta. Obra'yla 6. yılı. Veseli'nin 5. yılı. Evet. Kalinic 4. Datome 4. Ali Muhammed 4. Slukas 4 mü 3 mü? 4. Melli 2. Ahmet 3. Melli 2. Guduric 2. Şimdi burada 12 kişilik kadronun yarısından fazlası 4 senedir bir arada oynamış ve 4 senedir aynı koç için oynamış. Bu deplasmanlarda bence kendini gösteriyor. Evet. Fenerbahçe her deplasmanı iyi oynamadı. Barcelona maçı mükemmel oynadı. Ama kötü oynayıp bu birbirini tanıma, sistemi bilme, koçun oyuncuları, oyuncuların koçu tanımasıyla da çok çok parlak olmadığı ve rakibin onun oyununu bozmakta başarılı olduğu iki tane müthiş önemli deplasman kazandı. O açıdan kadro olarak en iyi olmayabilir. Ama bu birliktelik devam ettiği için... Ya ürün olarak soracağım. İşte. Ve eğer Eric Green yani bizim tahmin ettiğimiz seviyeye gelirse sezon sonunda belki de evet en iyi Fenerbahçe
takımı bu diyebiliriz. Ya bunu sormamın sebebi biraz da şu. Geçen ay Lovern'le konuşurken röportajda şöyle bir şey söylemişti. Yani ben buraya Spurs'tan geldim. Hiç idman yapılmıyordu. Oyuncular zaten geçmişten biri birbirini tanıyor ve oraya kanalize olmam ilk etapta çok kolay olmadı. Fenerbahçe'de benzer bir durumu söyleyebilirim demişti. Çok fazla set var. Özellikle benim pozisyonum gereği de öğrenmem gereken çok fazla şey var demişti. Yani işleyen bir makine ve buraya aşağı yukarı artık kimi koysa Obradovic sanki verim alacakmış gibi bir izlenim yaratıyor dışarıda. Öyle gözüküyor. Çünkü o yüzden Spurs dedi. Aynen öyle. Evet, iyi örnek. Çünkü yani benzer ekollar, benzer koç de diyebiliriz. Yani çünkü Popovic de kızdığı zaman Obradovic'e bayağı benziyor ama şey aynı sistem, aynı kültür, aynı ekol. Ama sonuç olarak yani Spurs'tan gelebilirsin. Fenerbahçe oyun sistemine adapte olmak, yani eğer kendi pozisyonunda verimlilik veriyorsan, yani bence her oyuncu burada gelebilir. Yani Fenerbahçe gelebilir, katılabilir. Sadece sistem sistemi uygulanmak gerekiyor. Yani Lovern veya diğerleri, ama Lovern madem son transferden bahsediyoruz şimdi, o kendi rolünde bence daha fazla bile veriyor şu anda. Yani kötü başladı. Kötü derken temposuz yani başladı. Kötü başlamadı. Evet. Temposuz başladı diyebiliriz. Biraz şaşırdı. Ben neredeyim? Ne yapmam lazım falan, ama ritim buldu ve uygulanıyor. Yani ne derse Obradovic Veseli ile oynamaya öğrendi. Slukas'la oynama öğreniyor. Yani etkili piyadeleri yapabiliyor. Ama bu Obradovic'in efekt oluyor. Hı hı. Yani çünkü üründen bahsettiniz. Ben şaraptan bahsetmek istiyorum mesela. Yani böyle şarap böyle yıllar boyunca bekliyorsun ya. Şarap, belki evet Fransız anladım. Yok. Yani şarap böyle bekliyorsun ya. İşte belki en iyi şekilde yani şimdi evet. Fenerbahçe geldi. Yani böyle 4 sene dediğin Sukas'la Veseli 5, Obradovic 6. Yani yıllarca konsolide edilen bir takım olduğu için bu noktaya gelebiliyor. Çünkü yani bu önemli nokta. Obradovic'in kariyeri için de aslında biraz daha farklılaştığını söyleyebiliriz. Hani Panathinaikos döneminde normal sezonu böyle domine eden bir Panathinaikos hiç olmadı. Yani yok. Final Four'lardan sonra hatta tekrar yani şampiyonluklardan sonra tekrar Final Four'a kalınamayan sezonlar da gördük. Tabii var. Format değişti. Kuşkusuz mukayese etmeyi biraz zorlaştırıyor bu, ama normal sezonu Fenerbahçe, yani CSKA ve Real Madrid seviyesinde, hatta Real Madrid'in şu anda önünde. Bence fark ne biliyor musun? Katılacak mı bilmiyorum. Mauricio Gerardini. O kadar birbirlerini tanıyorlar ki. O kadar Obradovic'in hangi oyuncularla yapabileceğini veya yapamayacağını biliyor ki. Bagnani hatırlıyor musun? Para istemeden Fener'e gelmek istiyordu. Evet. Kabul etmedi. Evet. Oğlu gibi bir de. Kabul etmedi çünkü soyunma odasını bozar diye. Yani şimdi bence bu çok önemli. Mesela Lovern'ün seçimi neden sonra oldu? Singleton hayır dedikten sonra. Değil mi? Evet. Kaç dakika sürdü? Bir gün bile sürmedi. Ki daha iyi oldu. Yani hayır demesi Singleton. Tabii çünkü şu an Barcelona'da da. Şu anda Lovern'de geçen sene Jason Thompson'la mukayese ettiğimiz zaman oyun sürecinde iki misli daha verimli. Hı hı. Yani. Ama Wanamaker'la Nunnally'nin o kaybolan işte maç başına herhalde 22 verimlilikti Euroleague'de ikisi toplam. Onun yerini yeni isimlerle dolduramadı. Sanki Enes dolduracak gibi bir şeye girerken de bacağı kırıldı. Daha az yetenek var bence bu sene. Ama kazanmayı daha iyi biliyor. Yani öyle gözüküyor yani. Barcelona'nın deplasmanında o kadar bilerek her şey yapıyor ki. Yani böyle domine ediyor. Bir de şöyle bir kriter var. Hakem kriterlerinde Fenerbahçe daha tecrübeli yani. Çünkü hemen yani biraz dövmeye başladı. O hakemleri bir şey demiyorsa biz devam edeceğiz ama orada Barcelona adapte olamadı. Hı. Ve 40 dakika boyunca işte tecrübe çok önemli. Tabii abi. Çok çok önemli. Bir de senin arkadaşın vardı galiba hakim olarak. La Monica. Ne var? Çok cool ya. Hele ekrana bakarken. Yedinci kez. Ağır oldu. Ağır oldu. Peki ikinci konuya geçelim. Efes sezonun en etkileyici basketbol oynayan takımlarından biri şimdiye kadarki bölümde. Baskonya'yı da mağlup ettiler. İşte elden 14 top aldılar Baskonya'ya karşı. Şimdi bu hafta Real Madrid'de oynayacaklar ki yine
takımın seviyesini ciddi anlamda görmek için çok belirleyici bir maç. Şöyle bir sorun değil ama bir soru işareti Efes'le alakalı sorabileceksek, yani belki de tek soru işareti bu şimdi. Shane Larkin sezon başında transfer edilirken bu takımın lideri olarak planlanmıştı. Evet. Ve ki bu tercihi başka şekilde konuşabiliriz, o ayrı bir konu ama Micić ve Boboa müthiş başladılar sezona ve uyumları gerçekten arka alanda en uyumlu, en iyi takımlardan biri. Bu noktadan sonra yani Larkin'i Ergin Ataman'ın da plana dahil etmek için özel bir çaba gösterdiğini de görüyoruz. Onun basketlerinde, onun hamlelerinde belki bench normal bir pozisyondan daha da fazla reaksiyon veriyor. Ya sezonun bu ilerleyiş bölümüyle birlikte siz Larkin'in rolünü nasıl görüyorsunuz? Micić ve Boboa'nın şu anki performansından yani rol çalabilecek bir konuma gelecek mi sizce? Başlayayım mı? Başla hadi sen. Sen Boboa'yı da çok yakından tanıyorsun. Evet. Boboa. Yani evet, ben başka bir şekilde başlayacağım. Shane Larkin ve Ergin Ataman, onlara bir teklif edeceğim. Bir film var. Analyze This. Hmm. Robert De Niro, Billy Crystal. Biliyorum. İkincisi de var. Değil mi? Evet. Güzel film değil mi? Çok. Yani oturtmak gerekiyor yani Larkin'i. Neredesin? Ne oluyor? Hasta mısın? Mutlu musun? Mutsuz musun? Yani çünkü Shane Larkin, gördüğümüz Shane Larkin İspanya'dayken veya Celtics'te bile yani şu anda böyle bir Shane Larkin yok. Ve bu diyor Micić ve Boboa o kadar etkili oynuyor ki, mesela atıyorum Efes'te bir asansör varsa o yukarı gitmiyor. Her maçtan sonra böyle bir kat aşağı gidiyor. Niye? Çünkü Micić olağanüstü basketbol oynuyor şu anda. Boboa zaten takımın motoru. Simon yavaş yavaş ritim alıyor. Doğuş zaten artık six man yani olarak bu takımda çıkıyor. Ama Larkin son maçta o kadar düşünerek oynuyor ki refleksleri yok. İki tane bomboş pozisyonu var, değerlenemedi. Yani ne yazık ki diyorum, Anadolu Efes geçen senedeki kabus yaşadıktan sonra acaba upgrade transfer oldu mu gerçekten Shane Larkin? Yani Ledo, Douglas, Adams, McCollum sayalım mı? Bilmiyorum. McCollum işte ayrı torbada koyalım. Ama bu üç isimler kötü oyuncu değiller ama adapte olamadılar. Şimdi NBA patent sahip olan getiriyorsun ve o da bile şey olmuyor, işlemsel olmuyor bu takımda. Çok enteresan. Sakat başlaması büyük evet, bir şanssızlıktı evet. Ama. Ben daha fazla liderliği bekliyordum yani aslında Shane Larkin'den. Sonra 30 sayı atmak yani mevzu değil bence. Yani liderlik ve bu açıdan bence Micić daha yani ön planda çıkıyor. Peki Murat abi şunu söyleyebilir miyiz? Yani sezonun artık 3'te 1'lik bölümü geride kalırken Efes top 8'de olur olmaz ama o kalibrede bir takım olduğunu gösterdi şimdiye kadar. Final Four kalibresinde bir takım olup olmayacağını aslında kadroya baktığımız zaman biraz da Larkin'in performansı, o öngörüler muhtemelen belirleyecektir Ergin Ataman'ın da kafasında. Ya şimdi Ergin Ataman'ın yerine koyuyorum kendimi. Euroleague'de 6 tane oyuncusunun verimli, 6 ana oyuncunun rotasyonda verimli 12 ile 14.2 arasında olan tek takım Efes. İkinci Real Madrid, 4 evet. oyuncusu var. Hı hı. Şimdi 6 oyuncun bu kadar verimli oynarken ki Doğuş bunların içinde değil. Doğuş'un da verimliğe yansımayan yaptığı bir sürü de iş var biliyorsun. Yani koç olarak ne yapabilirsin? Yani şimdi burada formayı ya da dakikaları Larkin'in alması lazım. Ergin Ataman ona bence yeterince yani nasıl Obradovic, Eric Green'e o fırsatı veriyorsa, hı hı. sonra baktı ki hiç hazır değil, iyice geri çekti. Sonra tekrar vermeye başladı. Bence yeterli şeyi yapıyor. Şimdi 6 oyuncu bu kadar formdayken evet. koç da çok fazla oynayamaz. Yani Doğuş'u da sayarsak 7 oyuncu. Yani şimdi takım 90'ları rahatlıkla buluyor, 80'leri rahatlıkla buluyor. Ha, Efes için şeye katılıyorum. Şimdi 13 Aralık'ta Olympiakos deplasmanı, CSKA bunlar arka arkaya deplasmanlar. CSKA, Barcelona. Yani arada ev maçları var ama deplasman serisi böyle. Hmm. Barcelona, Zalgiris, Real, Panathinaikos, Fenerbahçe, Maccabi, Buducnos, Baskonia. Ve bu Baskonia'nın da belki de Final Four ev sahibi olacağı bir sezon
girme veya girememe maçı olabilir şu anki durumuyla. Yani şimdi burada mevcut Efes'in oyun düzeni yeterli olacak mı? Yoksa senin dediğin gibi tecrübeli bir lider saha içinde, yani Fener'de bundan birkaç tane var. Yani Fener'in lideri deplasmanda şu veya şu diyemezsin. Hı hı. Şimdi Efes'te bana sorarsan zaten Doğuş bir lider. Bana sorarsan Dunstan yine bir lider. Tamam mı? Buna üçüncü bir lider deplasman maçlarında, yani toparlayıcı bir oyuncu gerekebilir mi? Şimdi Efes'in bu deplasmanlar sınavı olacak. Burada eminim ki mutlaka dayak yenilen maçlar olacaktır. Yani deplasmana gidip dayak yemeyen takım yok. İşte orada belki Larkin biraz da unutuldu bir rol alabilir ya da kendine bir rol biçebilir. Ama ben Baskonya'da zaten Larkin sadece bir Euroleague sezonu oynadı. Yani NBA pattern dediği şeyin o. O sezonun şeyini çıkardım. O sezon playoff yapan takımlara karşı verimli 11. 7 maçın sadece ikisini kazanmış Baskonya. O sezon playoff yapamayan takımlara karşı verimli 2 misli. 20. Şimdi bazı oyuncular da yaralı kuzuyu bulduğu zaman parçalar. Bir de yani Perasovic oranla Ergin Ataman biraz daha uyumsuz bir tarza sahip Shane Larkin'e. Yani oyun anlamında söylüyorum bunu. Çünkü yani, Ergin Ataman oyun, nedir? O, tarz olarak tabii. Evet. Ergin Ataman oyun kurucu dışında ya forvetten ya iki numaradan oyuna yön vermeyi en azından seçen ve seven bir koç. İşte Simon ya da Mitsic denebilir bu seçenekte. Yani o kadar açık alan da bulamıyor Efes'te, Baskonya'da bulduğu gibi. Tabii. Bambaşka iki oyun tarzı. Yani Perasovic buradaysa, buradayken Larkin'i alsalardı. Evet. Yani benzer bir şeyi Beşiktaş'a giden şeyle denediler. Sezon ortasında Beşiktaş'a gitti ya. Josh Adams'la denediler. Hı. Ama tabii burada çok büyük kalite farkı var. Evet. Yani Larkin'la Josh Adams arasında. Yanlış zamanda bir sezon geç yapılmış bir transfer belki de ama yani fena oyuncu değil. Bence bu deplasman, zor deplasmanlarda kafa yerindeyse, yani hırsından bir şey kaybetmemişse, o kendine orada bir rol seçebilecek ortamı yakalayabilir diye düşünüyorum. Murat abi, sen kısaca girmiştin Baskonya konusuna. Üçüncü konumuzda hani onların belki biraz geleceğiyle alakalı. Şimdi son Final Four'lardan Berlin'i ve Belgrad'ı saymazsak, çünkü o iki Final Four'da son dörde gidebilecek takım ya da işte ciddi bütçelerle giren bir Euroleague takımına sahip değildi iki şehirde. İstanbul ve Madrid'de zaten Real Madrid ve Fenerbahçe kazandılar. Yani Final Four ev sahipliği aslında en azından bir son 8 ya da belki Final Four'u zorlayabilecek bir statüyü otomatikman getiriyor. Ama kadroya baktığımız zaman Baskonya'da özellikle kısa rotasyonu sezon başından beri ciddi problemli ve Jason Granger'a artık tamamen yeşil ışık yakmış Perasovic'de sakatlıktan geri dönüş döneminde. Bir hamle bekliyor musunuz? Hamle gelmezse bu şekilde Baskonya 8 dışında kalır der misiniz? Ya kalır demem ama hamle bekliyorum. Çünkü şimdi Baskonya 4. Efes'in sağ avantajıyla playoff'lara girmek istediğini düşünürsek 4. sıradaki Efes'in 5 galibiyet gerisinde. 8. sıradaki Panathinaikos'un da 2 galibiyet. Yani 8.lik en azından 8-7 çok uzak değil. Daha 20 maç var. Geçen seneye de 5 maçta 1 galibiyetle başladılar. Yani kötü başlangıçlara çok yabancı bir takım değil. Hı hı. Ama geçen sene fikstür avantajını çok iyi kullanmışlardı. Sezonun son bölümünde kolay bir fikstür bölümünü 6'da 6 ile değerlendirdiler. Hı hı. Hatta yani son maçta biraz rakip seçme lüksüne bile sahip oldular. Şimdi bu sezon daha da avantajlı bir fikstür onları bekliyor. Şöyle 18. haftadan başlayarak, tamam mı, sayıyorum şimdi. Kanarya evinde, Gran Canaria. Milano evinde, Daçka deplasmanda, Maccabi evinde, Bayern evinde, Barcelona deplasmanda, Žalgiris evinde, Kimki evinde, Buduknost evinde. Buradan 7-2 çıkarırsa şaşırır mısın? 7 galibiyet. Yapar.
9'da 9 bile yapabilir. Yani çünkü iki İspanyol takımı oynadığı zaman her şey olabiliyor. Yani onlar birbirine çok ama alışık. 18 hafta dedin, doğru mu? 18. haftadan başlayarak. Aynen. Bugün şimdi 10. hafta. 8 hafta. Yani 8 hafta uzun. İki koç daha değişir. Yani. Yani mesela bu sene deplasmanlarda sadece Jalgiris'i yendiler. Martinez dönebilir mesela. Ama dönebilir. Şimdi Fenerbahçe'yle yaptığım analizin bir benzerini buraya da yapayım dedim. Diop'un 6. sezonu. Şengelya'nın 5. Evet. Ondan sonra düşüyor ama Jennings'le Voigtman'ın 3. sezonu. Ama Fenerbahçe'de o 6 sezon aynı koçla geçmiş. Aynen. Burada 6 sezon 6 koçla geçmiş. Ama böyle Kerecheta başkanı böyle devam etmez. Ben hamle yapacağına inanıyorum. Oyuncu hamlesi. Yani şey mi? Kesinlikle, çünkü bir nasıl diyeceğim? Garino da sakatlandı çünkü şimdi. Aynen öyle. Bu bir. Bu 6 bence, hafta yok Garino. Aynen öyle. Bence bu en önemli eksik şu anda Baskonia için. Yani sertlik, savunma, rebound, yönlü. Garino yani çok önemli bir parça bu sistemde. Ama bence Ozan dediği gibi oyun kurucuda bir sıkıntı var. Huertas yaşlandı. Luka Bildosa çok inişler çıkışlar yaşıyor. Voigtman beyefendi biraz daha oyuna girdiği zaman işte daha bir tehlikeli bir takım oluyor. Ama Şengelya tek başına yapar mı yine sana, bu sene sanmıyorum. Ya geçmiş yıllara baktığımız zaman Baskonia ile Efes arasında bir sürü alışveriş olmuş. Sen transfer mi diyorsun? Hayır. Böyle. Şimdi Efes bu deplasman serisinde başladı. Hı. Her şey yolunda gidiyor. Evet. Larkin'i... Bence çok cüretkar bir hamle olur yani. Emoji bir bakayım. Baksana bir emoji. Oo, güzel. Güzel. Bunu hiç beklemiyordum ama. Ya şaşırttırım ben arada sırada. Evet. Ağlama. Perasovic tazminatını iade eder zaten, öyle bir şey. Sevinçten. Ya çünkü şu an Huertas takımın vazgeçilmez oyuncularından biri gözüküyor. O kadar dar yani rotasyon ve evet, baktığımızda hani sezonun bu aşamasında Baskonia'nın transferlerini mesela normalde kim yapar? İşte Alfredo Salazar, hı hı, Arjantin'den ya da İtalya'dan, İspanya'dan neyse. Belki bu eksiği var işte. Bak, Arjantin'den bahsetti şimdi Ozan. Böyle bu kökenlik yani eksiği var galiba Baskonia'da. Mesela Gabriel'deki yani, kaptırmalarına da şaşırmıştım ben Real Madrid'te. Madem o kadar hakim oldukları bir pazar. Doğru, evet. 3 numara zayıfken. Aynen. Çok enteresan yani. Bunu biraz peki Arjantin basketbolunda şu anda onların o dönem bulabildiği yıldızlar var mı? Yani şu anda Scola, Nocioni, Dosa var ve Garino var yani. O kadar yani. Başka bir Arjantin oyuncu zaten kim alabilirler? Belki Brusino olabilir. O da hayır, Ginobili hariç bütün NBA oynayan Arjantinliler, Hermanlar, Obertolar, doğru, hepsi buradan geçmiş. Doğru. Tabii ki aynı. Yani 6-7 oyuncudan bahsediyoruz. Bir tek Ginobili, o da abisinden dolayı Reggio kapmış. Ivanovic hepsiyle çalışmış. Mesela yani çok isimler var yani Baskonia'da. Orası kuruyunca burayı da etkiledi sanki biraz. Evet. Yani. Doğru. Bir sonraki konuya geçelim. Teodosic son dönemde çok konuşulan bir isim. Avrupa İşte. Ben dün maçı anlattıktan sonra eve gelip Dallas maçına biraz bakayım dedim. Dallas Clippers maçına. Patrick Beverley oyundan atıldı, görmüşsünüzdür sabah. Top fırlattı. Evet, taraftarla bir tartışmaya girdi. Böyle bir 45 saniye Doug Rivers oyunu aldı. Ve yani Dennis Smith Jr. oyundaydı zaten. Yani 45 saniye yetti. Çünkü Teodosic bir perde çıkışında faul yaptı. Diğerinde çok kolay geçildi ve oturdu yani. Bir dakika oynamadı. NBA'de kalması çok kolay gözükmüyor. Ya böyle etnik köken bağlantılı bir hamle, işte ne bileyim Kokoşko belki Phoenix'e götürür ya da Sacramento bir başka Sırp oyuncu ya da kucak açar. Anca öyle bir şekilde olabilir gibi gözüküyor. Sezon ortasında geri dönebilirim dedi Avrupa'ya. Sizce neresi olabilir? Ben Olympiakos olarak düşünüyorum eğer olursa, ama sizin fikrinizi de merak ediyorum. Ya şimdi bence ucuza dönmez. Dönmez, evet. Değil mi? CSK kapalı ama ucuza dönmez dediğin için. Hayır, CSK hiç olmaz. Yani olmaz. Bana birkaç kişi sordu ama o CSK'da en son oynadığında Rodriguez yoktu. Tabii ki. Evet.
Ve Higgins rol oyuncusu gibiydi. Şimdi baba oyuncu. Bir de De Colo var. Yani kaç tane oyuna yön veren oyuncuya ihtiyacım var. Orası hiç olmaz. Kulagin bile oynuyor. Şimdi kimler olabilir diye ben düşündüm. Ben Olympiakos'un onun beklediği bütçeye çıkabileceğini düşünmüyorum. Ancak çaresiz kalırsa daha önce de oynadı falan öyle bir bağlantı olabilir. Çünkü o yani sezon başında da ciddi rakamlar atılıyordu ortaya o belki dönerim dediğinde. Olympiakos'un şu anda öyle bir bütçesi yok. Real olabilir mi? Yuy ve şey, Capasso. Ama evet doğru. O sallama doğru. Lasso zamanında 2011'den bu yana 8 sezonda Real Madrid sadece bir Sırp oyuncu almış. Kuzmic. Başka hiç Sırp oyuncusu yok. En sakin. Barcelona olabilir mi? Örtel işte. Pangos, Bek. Real Madrid'de şey Barcelona'da aynı dönemde sadece bir Sırp oyuncu almış. Kosta Perović. O da ilk sezon. Bir de 2016'da Stefan Peno varmış. Genç oyuncu olarak kadroya almışlar. O tutmayınca Alba Berlin. Yani iki İspanyol takımının da şu son 8 sezonuna baktığımızda hiçbir Sırp şeyi yok. Ne şimdi, demek sence? Hayır bilmiyorum. Şimdi Teodor... Ben de merak ettim. Nereye götürüyorsun? Hayır. Bir şey çevirecek yani, şimdi. Hayır çevirmeyeceğim. Bekliyorum. Şimdi Teodosic böyle bir ortama gelip ben geldim diyemez. Knock knock. Ha? Knock knock. Diyemez yani. Şimdi Sırpların ön planda... Fenerbahçe'de bütçe olsa ya da bir şey... Fenerbahçe'de onu yapabilirsin. Obradovic var orada... Kalinic var falan ama burada 8 sezonda bir Sırp abi. Yani ha bu arada Finlisi'nden tut İsveçlisi, Avusturya, Avustralya hepsi de gelmiş gitmiş buralara. Yani o açıdan o ikisini de bir kenara ittim. Maddi olarak bence karşılayabilecek takımlardan biri Milano ama James var, Nedovic var, Curtis Gerald var. Çok ilginç bir deney olur. Yani 4 kısa 4 top. Yeni bir taktik pivot, olabilir. Pivot eski Galatasaray 4 numara oynayan işte Mitsofili düşünsene yani chemistry nasıl güzel olabilir. Orası da olmaz. Evet. Bir de maddi olarak onun beklentilerini bence karşılayabilecek kim ki kalıyor? Şved var. Bir de Teodosic'i alırsan zaten öbür 3 guard hep Şved'in bir takım açıklarını kapatmak için kadroda. Markovic olsun, Jenkins olsun, Trabzon'dan giden Boss olsun. Bence o da olmaz. Çok zor yani. Çok... Yani siz sezon ortasında dönmesini beklemiyorsunuz galiba. Ya, acaba Çin yemeğini ne kadar seviyor diye düşünüyorum kafasındaki rakam. Zaten yani, bana göre tek kapı bu. Orada bir ton para alır. Evet ama para şey, bence David değil. David Platt'la da oynayamaz ki o. David Platt genelde... Niye canım antrenman temposu da çok yüksek. Hayır ama atletik... Tamam ama bir liderlik... Baskı yapan burada, şey... Burada atletik soru var diyorsun. Avrupa'dayken. Hayır Teodosic. İşte bunu soruyorum. Yani Teodosic. NBA'de zorlanıyor zaten ama burada zorlanmaz ki. Burada işte aynı talepler yani değişiyor mesela Teodosic için. Ya bence Blatt. Oyun yarat diyorsun. Oyun yarat işte o kadar. Yalnız o zaman da Spanulis-Blatt mücadelesi değişik bir boyuta gelir söyleyeyim sana. Çünkü Williams Ghost iyi oynuyor bence. Evet, yani proje ve toparladı. Proje oyuncu bence Olympiakos'ta. Onu çıkartmak Panathinaikos desen bir çılgınlık yapamaz. Çünkü zaten Kaleitis var orada. Değil mi? Yani takım yok şu an. Çok zor, evet, zor. Son konuya geçelim. Çok soru geldi bu konuyla alakalı da zaten. Kim ki ile alakalı temelde benim sayabildiğim 6-7 tane soru vardı. Alexey Şved'in yokluğunda farklı bir takım olduklarını gördük ki yani Barcelona aslında Kuban kariyerinde de hücum potansiyeli çok yüksek bir takım olmasına rağmen elinde savunmayı çok ön plana çıkartmıştı. İşte Euroleague'deki ilk sezonun Marussi yılı, Kaymakoğlu ve Cem Gordon'un olduğu takım. Sonrasında Olympiakos'ta zaten Euroleague şampiyonu. Yani sert bir koç olduğu hep biliniyor. Savunmaya önem veren bir koç olduğu biliniyor. Ve kim ki Şved'in olmadığı maçlarda tamamen Barcokas'ın kontrolünde bir takımmış gibi gözüktü. Ki bu yani Barcokas'ın aslında yönetime de
inceden verdiğim bir mesaj, evet, olabilir gibi geliyor bana. Bence Milano'yla çok benzer bir hikaye. Pjanić, yani James, Baltokas, Schwed. Yani James olmayınca farklı bir takım. Kim ki aynı şekilde Schwed. Bu arada bu takım 32 üçlük deniyor yani her maçta. Schwed kaç tane deniyor? Bu 32'den kaç tane şut atıyor? Yani 12 var galiba. Yani. Evet. Değil mi? 12-14. Yani Real Madrid deplasmanında basketbol oynuyorlar. Top çeviriyorlar. Sabır. Yani her pozisyon önemli. Her pozisyon detaycı oynuyorlar. Yani Anthony Gill, Tony Crocker veya NBA'den gelen Jordan top oynadılar. Yani güzel basketbol oynadılar ve iyi rekabetçi oldular. Şimdi Panathinaikos'a karşı aynı enerjiyle, Schwedz'siz, aynı prensiplerle kafa kafa gidiyorlar ve maç kazanabiliyorlar. Yani Schwed ne getiriyor gerçekten yani bu takıma? Ne getiriyor Murat abi? Yani ben soruyorum. Scoring dışında ne getiriyor? Tamam. Geçen sene tamam, çok iyi bitirdi. Asistler yaptı. Tamam. Asistçi, oyun kurucu oynayabileceği gösterdi. Ama sonrası kazanmak? Zor durumda bıraktım beni ama şöyle söyleyeyim, evet, yani durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor. Sadece iki maç. Evet, daha Barcelona'sın istediği bir görüntü vardı. Ama iki takıma bakalım. Şimdi Real Madrid deplasmanda son anda elinde kaçırdı, değil mi? Doğru. Çok büyük alkış. Evet. Kim ki zaten Euroleague'de son iki deplasman maçında Real Madrid'i yendi. 88 ve 85 attı. Schwed ikisinde de vardı. Aha. Birinde maçın MVP'si seçildi. Dur. Şimdi Panathinaikos'a bakalım. Deplasmanda Bayern, Efes, Baskonia ve Kimki'ye kaybetti. Bir galibiyeti var 5 deplasman maçında. Deplasmanda o 80'leri rahat geçen evinde Panathinaikos daha bir kere 80'e ulaşamadı. Efes 62'de tuttu. Efes ucunda da işler iyi gidince morallenip iyi de savunma yapıyor. Ama Buduknos da 72'de tuttu. Evet. Yani Panathinaikos deplasmanda çok iyi bir değerlendirme değil şu ana kadar bu sezon. Onu söylemek istiyorum. Doğru. Yani Şved'i bir anda böyle, evet, mesaj var orada. Orada bence mesaj Barcelona'dan ziyade diğer oyunculardan var. Yani bu Şved'in takımı gibi gözükse de biz de bir takımız mesajı veriyorlar. Ama bir yerlere gelmesi için ortada bir yerde buluşmaları lazım bence. Zaten buluşulduğu zaman işte Real Madrid'i bile deplasmanda yenebiliyorlar. O açıdan yani Şved Tukaka değil yani değil. Senaryo yazmışsın gibi oldu. Aradan direkt çekip çıkardım. Yani patlıcanı bile bu kadar kolay bulamadım. Ya bu ne ya Murat abi ya? Hayır yani. Abi bak şimdi karar verelim. Diyoruz ki Avrupa'da yıldız yok. Değil mi? Euroleague yıldız sıkıntısı çekiyor. Doncic gitti. Şved NBA'de oynayamaz mı? Doğru, hı, takımda 18-20 sayıyla oynar. Şu anda oynayamaz mı? 18-20 olmaz bence ama. Hayır, doğru takımda şimdi. Doğru takım kim olabilir ya, ki? Playoff iddiası olmayan, gel git yapan bir yani, takım. O Golden State'de oynar mesela. Aa, Golden State'de şey onu oynatır bak söyleyeyim sana. Steve, evet, Kerr oynatır. Ama orada 18 atmaz. New York'ta 18 atıyordu mesela. Yani o açıdan. Yani NBA'de oynar. Evet. Hem yıldızımız yok diyoruz Avrupa'da. Hem de olan yıldızlarda ne bileyim işte Panathinaikos'u evinde yendi diye bir an önce gitsin diyoruz. Yani olmaz böyle şey. Arayı bulmamız lazım. Basketbol Euroleague'de ileride çok büyük sıkıntı olacak. Yıldızları da barındırması lazım. Özellikle de NBA'yi deneyip geri dönmüş yıldızlar ve yaşları da gençse Rodriguez gibi. İşte ama kapalı. Dekolo, bak Dekolo gitti geldi. Evet. Ne kadar faydalı oynuyor. Tabii. Ve seyredilmeye değiyor yani. Kapalı ligden mi bahsediyorsun galiba? Bu kötü mü olabilir mi diyorsun?
Abi ben bir şey... Bunu haftaya bırakalım. Bir dakika, bundan Fransızca konuşacağım. Parle vous français ya. Bilemek şey. Şey. Okay, no comment. Peki bu hafta bu kadar diyelim ama yani soruları Murat abi sen bekliyorsun bildiğim kadarıyla. Yani daha fazla soru da alacağız. Seyircilerden zaten çok fazla. Alex, how are you? Good, good. Yeah, I protected you. Yes, thank you, thank you. Alex who? Eurostep'in 3. bölümü bu şekildeydi. Tabii çok fazla soru geldi. Hepsini not ediyoruz, hepsine bakıyoruz. Bir bölümüne değinebildik. Gelecek haftada tekrar sorularınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben bir Moneypenny'i arayayım.